içine girdim o yüzden. Geliyor, heyecan yapıyorum. Gel tamam heyecan. Bir şey söyleyeyim mi? Bence sen gel. Gel. Hayır. Ben çok heyecanlandım. Tamam, gel. Orayı kesebiliriz gel, değil şimelim, mi? Gel canım benim. Gel. Hayır. Valla kesiyor. Valla kesiyor. Ayağımız diyor. La ben sana diyorum o yılan. Bak yılanı yakalamıştım oradan anlat sakinleşirsin. Hoca de ki biz antrenman yaparken her gün yılanlarla oynuyor. Ya onu söz rahat et. Suna'daki antrenmanlarda... Yok sen devam et. Konuşmak istemiyorum. Konuşacaksın. Şuradaki antrenmanlarda bizi yılan yakalıyor hoca. Yılan yiyoruz. Yılan yiyoruz. Gel. Suna şu anda çekiyoruz ve devam ediyoruz. Tamam devam ediyoruz evet. Ve bunu yayınlayacağız. Ha, evet başladık. Şimdi başlayacak mısın yoksa devam mı edecek? En baştan yapalım. Tamam devam ediyoruz. En başta zaten şu an. Tamam en baştan. Tamam hadi başla. İsmini ver. Adım Suna Bulut, Üçüncü Spor Lisesi öğrencisiyim. 12. sınıfta okuyorum. Rafting sporuyla Fikret Yardımcı Başkanımız sayesinde tanıştık. Bu spor dalı diğer spor dallarına göre çok çok farklı. İç içeyiz, bir aradayız ve çok samimiyiz. Sayın Fikret Yardımcı sizi nereden tanıyordu da başlamanıza vesile oldu? Gülsel hocamız sayesinde okulumuzu ziyarete geldiklerinde seçildik. Orada tanıştık ve bu sporun içine girdik. İki buçuk yıldır da bu sporla ilgileniyoruz. Peki konuşmasından mı etkilendiniz? Hani evet. Bu sporu tanıtırken evet, güzel yani cümleler duyunca evet, mı? Çok güzel anlattı. Ondan sonra zaten bir seçim yapıldı, başladık. Başarılı olduğumuzu görünce de yani devam ettim. Peki iki yıldır diğer arkadaşların bu takım şeyle uğraşıyor, sporla siz ne kadar? Aynen. İki yıldır. Aynı zamanda başladık. Öncesinde handbol sporcularıydı çocuklar. Yani bizim hali hazırda bir ikincilik kadın takımımız vardı. Onların sporcusuydu zaten birçoğu. Yani fiziksel olarak hazır durumda olan çocuklardı. Fikret Yardımcı buraya geldiğinde çocuklarımız zaten handbol kadınlar ikinci liginde oynuyordu. Oradan zaten biz de bir alternatif grup oluşturduk. Oradan sonra işte yavaş yavaş işte handboldan birazcık daha böyle rafting'e doğru bir macera başladı. Biz böyle sizin müsabakalar sırasında, antrenmanlar sırasında hocalarınızla, arkadaşlarınızla yaşadığınız ilginç anekdotları da bilmek istiyoruz. Yaşadığınız ilginç anıları. Yani antrenmanlarımız çok güzel geçiyor. Hocamız zaten çok kafa dengi bir insandır. Genelde antrenmanlarda sudan çıkan her şey. Ne oluyor? Çok sıra dışı şeyler buluruz mesela. Genelde. Mesela bir keresinde yılan yakalamıştı hocamız. Suda. Evet suda. Yakalamıştı derken eline mi aldı? Eline aldı. Onlar antrenman yaparken ben de küçük bir meşgale buldum kendime. Onu oynuyordum çocuklara bir yandan yılanı gösteriyordum. Böyle küçük bir maceramız evet. Oldu daha önce. O kadar. Peki neydi tepkiniz? Yılanı yani, birinin elinde görmek çok... Korkmadık. Ya onlar genelde doğayla iç içe olduğu için artık bu tip şeylere çok alışkınlar yani. Ya yılanmış, öbürüymüş, diğeriymiş de birçok şeyi artık çok rahat bir şekilde... Onlar da doğanın bir parçası oldu diyebiliriz artık. Peki bu antrenmanlar sırasında bütün yoğunluğunuz işte su ve onun üzerindeki botu idare etmek mi yoksa kendini hani bir yere düştüğünde ya klasik bir şeydir ıssız bir adaya düştüğünde nasıl idame edeceği de var mı? Ben çocuklara ne yapması gerektiğini öğretiyorum. Nasıl hayatta kalabileceklerini, nasıl kurtulabileceklerini, nasıl daha iyi kürek çekebileceklerini öğretiyorum. Onlar ise kendi kişisel yetenekleriyle bu durumu harmanlayıp ortaya kişisel performanslar sunuyor. Hani biz sadece gösteriyoruz. Geri kalan kısmın tamamını çocuklar kendi becerileriyle harmanlayıp ortaya çıkarıyorlar. Antrenmanlarımız da gerçekten çok keyifli oluyor. Yani geliyoruz buraya mesela normal klasik bir spor branşının, yani ben aynı zamanda handball antrenörüyüm. Ortalama benim yarım saat ön evrem vardır. Yarım saat ana ve yarım saat bitiriş evresi. 1,5 saatlik bir antrenman periyodum var. Ama buraya rafting'e geldiğimiz zaman böyle olmuyor. Geliyoruz, botları şişiriyoruz, şakalaşıyoruz, eğleniyoruz. Çocuklar bir araya geliyorlar, farklı şeyler konuşuluyor. Ön hazırlığımız yaklaşık 2 saat kadar sürüyor. Ondan sonra suya giriyoruz. Devamında işte antrenmanların belli dönemlerinde disiplin, belli dönemlerinde de ufak tefek eğlenceler yaratıyoruz kendimize. Hani genelde mesela bir önceki yıl parkurda yapılmadan önce her bitirişten sonra yüzerdik burada. Sürekli işte idman bittikten sonra yüzerdik, eğleniyorduk. Ondan sonra kapanışımızı yapardık.
Şimdi kızlarımızdan bir tanesi daha burada yanımızda. Milli sporcu aynı zamanda. O da kendini tanıtsın biraz. Bu milli sporcu olmanın size kazandırdığı bir şey var mı? Önce isim soy isim alalım. Adım Şimel, soyadım Karabulut. Spor lisesi öğrenciyim. Son sınıfım. Millilikte burs alacağız üniversiteye gittiğimizde. Bu da bizim için güzel bir şey. Çünkü hani bir de önceliğiniz oluyor. Evet, durumu yoktur. Bazılarım vardır. Kaç kardeşiniz? 3 kardeşiz. Sen büyüğü müsün? Yok, ben arkanca bir abim var. Peki onlara bu spora ilgileri var mı? Ya da var, siz kardeşim de handbolda uğraşıyor. Ha, başka bir spora da aynı. Evet. Bıraktığın sporla. Evet. Handbolla ilgileniyor musunuz hala, yoksa bıraktık? Evet, ilgileniyorum şu an. Peki biraz duygularından bahset bize. Yani başarıyla geldiniz. Ben daha bir coşku istiyorum sizden. Yani oradaki yaşadıklarınız, burada yaşadıklarınız. Çünkü burada da biz çok keyifle sizleri izlemiştik. Buna dair biraz hani sizden sonraki ya da başka insanların da bu spora merakını arttıracak birkaç şey paylaşmanı rica ediyoruz. Bakan geldiğinde demiştin ya bir şey. Bakana bir şey söylemiştin, onu söyle. Ben Raf diyeyim. Hocam, evet, onu söyle. Tam gel. Kapattık ya. Bakana bir şey söylemişti. Bakan geldi, konuştu. Onu burada anlatsın bize. Şimelciğim, Nazlı anlatsın. Sesi öğrenciyim. Gel.